Geçtiğimiz hafta volatilitenin hakim olduğu Amerika hisse senedi piyasalarında haftanın ilk gününde gıda ve ilaç idaresi Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısına tam onay verdi ve piyasadaki risk iştahı kuvvetlendi. Daha fazla işletme, okul ve üniversiteye aşı koşullarını benimseme konusunda güven vermesi beklenen gelişme, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden tarafından da vurgulandı ve aşılarına henüz olmayan vatandaşlara olmaları için tekrardan çağrıda bulunuldu. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde sırasıyla %0.61, %0.85 ve %1.55 oranlarında kazanımlar görüldü. Pozitif hava Avrupa hisse senedi piyasalarına da hakim oldu. DAX ve FTSE 100 endeksleri günü %0.3 oranında artıda tamamlarken, Eurostoxx 50'de primler %0.7 seviyesindeydi. İngiltere'nin bulut hareketlerinin güneş enerjisi üretimini ne zaman etkileyeceğini daha iyi tahmin etmeye çalışmak amacıyla yapay zeka yazılımı kullanmayı planladığı haberi ise öne çıkan haberlerden oldu. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden 7'si günü primlerle sonlandırırken, altyapı sektöründe %1.31 oranında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Enerji hisseleri, petrol fiyatlarında pazartesi günü toparlanma görülmesinin ardından %3.77 oranında yükselerek endeksi yukarı taşırken, takdirsel tüketim ve teknoloji hisseleri de %1.3 civarında değerlenerek endeksi destekledi. Gelişmelerin ardından BioNTech hisseleri %9.58 oranında, Pfizer ise %2.48 oranında günü artıda tamamladı. DAX endeksinde yer alan 10 sektörden 9'u günü kazanımlarla tamamlarken, gayrimenkul hisselerinde %1.7 oranında görülen geri çekilme endeksi baskıladı. Sanayi ve takdirsel tüketim sektörleri ise %0.75 oranında primlenerek endeksi yukarı taşıdı. Endekste yer alan şirketlere yönelik haber akışının zayıf olduğu seansta, Delivery Hero hisseleri, %2 oranında değer kazanarak yatırımcılara en yüksek getiriyi sundu. İngiltere FTSE 100 endeksinde enerji hisseleri günü %2.19 oranında artıda tamamlayarak en kuvvetli performansı sergilerken, altyapı hisselerinde %1.25 oranında görülen kayıplarsa endeksi baskıladı. Haftanın ilk iş gününde yatırımcılar öncü Amerika Ağustos ayı imalat ve hizmet verilerini takip etti. Beklentilerin altında sırasıyla 61.2 ve 55.2 olarak paylaşılan verilere ek olarak Birleşik PMI ise bir önceki verinin oldukça altında 55.4 seviyesinde açıklandı. Temmuz ayı mevcut konut satışları ise 5.83 milyon seviyesinde yer alan tahminlerin üzerinde 5.99 milyon olarak duyuruldu. Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği bölgesini kapsayan benzer PMI verileri ise öne çıkan diğer verilerdi. Almanya imalat verisi beklentilerin altında 62.7, hizmet PMI ise beklentilerin hafif üzerinde 61.5 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa Birliği bölgesini kapsayan verileri ise sırasıyla 61.5 ve 59.7 oldu. Birleşik Krallık'ta ise rakamlar sırasıyla 60.1 ve 55.5 seviyelerinde gerçekleşti. Yatırımcılar, aylık bazda yarın açıklanacak Amerika yeni konut satışlarını ve Almanya'nın paylaşacağı ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarında bir revizyona gidilip gidilmeyeceğini izleyecek. Hem Avrupa hem de Amerika tarafında PMI verilerinin takip edildiği işlem gününde Jackson Hole toplantısında Fed'in tahvil alım programı hakkında ipucu verip vermeyeceği merak ediliyor. Cuma günü Kaplan'ın delta varyantının etkisi devam ederse kararını gözden geçirebileceği açıklaması, tahvil alımlarının azaltılma sürecinin ötelenebileceği beklentisini artırdı. Cuma günü 9 ayın yükseğinden dönen dolar endeksi, haftanın ilk işlem gününde 93 seviyesinin de altına test etti ve bu seviyenin üzerinde tutunmaya çalışıyor. 94-45 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama, geri çekilmenin devam etmesi durumunda takip edilecek en önemli destek noktası olacaktır. G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazanırken, emtia paraları %1'in üzerinde primlerle öne çıkıyor. Sterlin dolar paritesi, %0.75 primle 1.37 seviyesinin üzerine çıkmayı başarırken 1.38 seviyesinin hemen altındaki 200 günlük hareketli ortalama yukarı yönlü hareketin devamı durumunda karşımıza çıkacak ilk direnç noktası olacaktır. Cuma günü 1.17 direncini kapanış bazında aşamayan Euro Dolar paritesi bugün %0.5 primle işlem gördü ve işlem gününü 1.1750 seviyelerinden sonlandırdı. 1.18 ve 1.1832 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama takip edilecek direnç noktaları olacaktır. Petrol fiyatları da genel toparlanmadan faydalandı. Aktif vade ham petrol, %5'in üzerinde primle tekrar 65 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, Çin'de bazı eyaletlerde uzun bir aradan sonra hiç delta vakasının görülmemesi, talebin artacağı beklentisi de yukarı yönlü hareketin etkenleri arasında. Brent petrol tarafında da benzer şekilde %5'in üzerinde prim ve 68 dolar direnci aşılmış durumda. Gün içerisinde 69 dolar psikolojik sınırı aşılsa da kırılamadı. 69 psikolojik sınırı ve 69.45 dolar seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalamalar takip edilecek direnç noktaları oldu. Olacaktır. Cuma günü başlayacak Jackson Hole öncesi Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri yatay seyrederek %1.26 seviyesinden seansı sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvillerinin genelinde satıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi 2 bas puan genişleyerek eksi %0.48 seviyesinden günü kapatırken, Fransa 10 yıllık tahvilin getirisi de 2 bas puan genişleyerek eksi %0.14 seviyesinden, İngiltere 10 yıllık tahvilin getirisi ise 1 bas puan artarak %0.53 seviyesinden günü sonlandırdı. Gelişmekte olan ülke kıymetlerinin genelinde alıcılı seyir hakimdi. Türkiye hazine euro tahvilleri alıcılı şekilde günü sonlandırdı. 5 ve 10 yıl vade kıymetler sırasıyla %5 ve %6.10 seviyelerinden işlem gününü sonlandırırken, uzun tarafta ise %6.85 seviyesinden günü kapattı. Getiri eğrisi genelinde 1 ila 3 baz puanlık daralma gerçekleşti. 5 yıllık risk primi 5 baz puan azalarak haftanın ilk işlem gününü 384 seviyesinden sonlandırdı. Şirket tarafında da hazineye paralel olarak zayıf kalan likidite sebebiyle yükselişler devam etti. Lokal tarafta kısa vade sermaye benzeri kıymetleri olan talep devam ederken, zayıf kalan likidite sebebiyle getiriler aşağı gelmeye devam etti ve hem uzun vade hem kısa vadeli sermaye benzeri kıymetlerde kıymet bulmak oldukça zorlaştı. İş Bankası 2024 vadeli senior kıymet %4.44 getiri seviyesinden işlem gününü sonlandırırken, Akbank 2031 vadeli sermaye benzeri kıymetse seansı %6.63 getiri seviyesinden kapattı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun. IMF küresel ekonominin bu yıl %5.5 oranında büyümesini bekliyor. 2022'de ise bu oran %4.2 oranında öngörülmekte. Bir CNBC araştırmasına göre nakliye şirketleri Ekim ve Kasım aylarında 100 milyonlarca dolar değerindeki Amerika tarımsal ihracat konteynerlarını reddetti. Bunun yerine ise Çin'e daha karlı ürünlerle doldurulmak üzere boş konteynerlar gönderildi. Federal Denizcilik Komisyonu Amerika tarım ihracatçılarından Ticaretteki gecikmelerin yalnızca karları değil, endüstrinin itibarını da tehdit ettiği konusunda uyarıda bulunan dilekçeler aldı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yatay seyrin hakim olduğu seansta sırasıyla %0.16, %0.13 ve %0.12 oranlarında hafif değer kayıplarıyla günü tamamladı. Avrupa Birliği, tedarik tarafındaki yaşanan aksaklıklar ve belirsiz görünümde koronavirüs aşı üreticilerinin taahhütlerini yerine getirmesini talep ediyor. Birleşik Krallık'ta koronavirüs ölü sayısı ise dün 100 bini aştı. Avrupa endeksleri önceki günkü satıcılı seyrin ardından dünkü seansta kuvvetli performans sergiledi. DAX, Eurostox 50 ve FTSE 100 günü sırasıyla %1.66, %1.12 ve %0.23 oranında kazanımlarla tamamladı. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün 5'i günü değer kazanımlarıyla tamamlamayı başarırken, enerji ve altyapı hisselerinde %2.12 ve %1.40 oranlarında yaşanan satışlar endeksi baskıladı. Gayrimenkul ve iletişim hizmetlerinde sırasıyla %1.14 ve %0.93 oranlarında görülen kazanımlarsa endeksi destekledi. DAX endeksinde yer alan 10 sektörün 9'u günü değer kazanımlarıyla tamamlarken, altyapı hisselerinde görülen %0.24 oranında satışlar endeksi baskıladı. Teknoloji ve ham madde sektörlerinde %2.6 civarında gerçekleşen alımlar endeksi yukarı taşırken takdirsel tüketim hisseleri %2 oranında primleriyle endeksi destekledi. Amerika tarafında açıklanan Ocak ayı tüketici güven endeksi beklentilerin hafif üzerinde 89.3 seviyesinde gerçekleşirken Birleşik Krallık paylaştığı 3 aylık işsizlik oranı beklentilerin hafif altında %5 olarak duyuruldu. İngiltere'de Aralık ayında işsizlik başvurusunda bulunanlardaki değişim ise 7000 olarak gerçekleşti. Bugün piyasalar Fed'in paylaşacağı faiz kararını takip ediyor olacak. Diğer öne çıkan verilerse haftalık mortgage başvuruları ve Aralık ayı dayanıklı mal siparişleri öncü verisi olacak. Avrupa tarafında ise önemli bir ekonomik veri bulunmamakta. Dün global risk iştahındaki toparlanmayla Amerikan doları hemen hemen tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybetti. Güne 90.39 seviyesinden başlayan dolar endeksi gün içinde en yüksek 90.61 seviyesini gördükten sonra gelen satışlarla 90.11 seviyesine kadar gerilese de günü 90.15 bölgesinde tamamladı. 1.2139 seviyesinden açılış yapan sterlin dolar paritesi ise gün içinde en düşük 1.2108 seviyesine geriledi. Buradan destek bulan parite 1.21.76 seviyesine kadar yükseldikten sonra günü 1.21.60 seviyelerinde %0.19 değer kazanarak sonlandırdı. Amerikan doları karşısında en çok değer kazanan para birimlerinden biri İngiliz sterlini oldu. Güne 1.36.75 seviyesinden başlayan sterlin dolar paritesi 1.36.10 seviyesine geriledikten sonra gelen alımlarla günü 1.37.35 seviyesinden %0.44 değer kazanarak sonlandırdı. Spot altın dar bir bantta işlem görmeye dün de devam etti. Seans içinde 1850 seviyesi destek olarak öne çıkarken 1860 ise direnç işlevi gördü. Amerika hisse senedi piyasası kapanışına doğruysa 1853 seviyesinde fiyatlanarak yatay hareket etti. Spot gümüşte ise altına kıyasla görülen kuvvetli seyir dün de izlendi ve kapanışa doğru %0.50'lik primle 25.50 seviyesinde işlem gördü. Elemi metallerinin genelinde alıcılı bir seyir gözlenirken, 3 ay vadeli çinko kontratı negatif ayrışarak günü %1.81 oranında kayıplarla tamamladı. Önceki gün riskten kaçışın etkisiyle güçlü performans sergileyen Amerikan tahvilleri, dün global risk iştahındaki toparlanmayla satıcılı işlem gördü. Amerikan 10 yıllık tahvilin getirisi dün kapanışa göre hafif yükselerek %1.03 seviyelerinden günü sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvillerinde de İtalya dışında tüm ülkelerde satıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 1,5 bas puan yükselerek eksi %0.54 seviyesinden işlem görürken, İtalya 10 yıllık tahvilin getirisi 3 bas puan yükselerek %0.65 seviyesinden günü sonlandırdı. Türk hazine euro tahvilleri ise pozitif bir günü geride bıraktı. 5 yıllık ülke risk primi 8 bas puan düşerek 323 seviyesine geriledi ve diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha iyi performans sergiledi. 5 yıllık ve 10 yıllık tahvillerin getirileri 5-6 bas puan civarında gerileyerek sırasıyla %4.54 ve %5.75 seviyelerinden işlem görürken, uzun vade kıymetin getirisi %6.46 seviyesinden günü hafif alıcılı sonlandırdı. Banka ve şirket tahvillerinin genelinde de hafif pozitif seyir hakimdi. İş Bankası 2022 vadeli sermaye benzeri kıymetin getirisi 4 bas puan gerileyerek, %4.90 seviyesinden işlem görürken, geçtiğimiz haftalarda ihraç olan Türkiye Sınavı ve Kalkınma Bankası 2026 vadeli Sıngir Kıymet, %5.74 getiri seviyesinden yatay seyretti. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 5 yıl vadeli dolar cinsi yeşil bono ihracı gerçekleştirdi. 600 milyon dolar büyüklüğündeki ihraçta nihai getiri seviyesi %5.5 olurken toplam talep 1.9 milyar doları aştı. Geçtiğimiz hafta, kısa pozisyonlara yönelik bireysel yatırımcılar tarafından başlatılan spekülatif hareketin piyasaya verdiği endişenin azalmasıyla birlikte dün endekslerde toparlanmalar görüldü. JP Morgan yaptığı açıklamada bireysel yatırımcılar ve hedge fonları arasındaki savaşın piyasalar için önemli bir gerilemeye neden olma olasılığının düşük olduğunu vurguladı. Gün içerisinde teknoloji sektöründe yaşanılan yükseliş dikkat çekti. 30 günlük ortalama hacminin %10 civarı altında işlem gören Amerika endeksleri haftanın ilk iş gününü değerlenerek sonlandırdı. Dow Jones endeksi %0.7, S&P 500 endeksi %1.6 ve Nasdaq endeksi %2.5 oranında artış kaydetti. Haftanın ilk iş gününde Avrupa endeksleri cuma günkü kayıplarının bir kısmını geri aldı. Eurostoxx 50 endeksi %1.4 FTSE 100 endeksi %0.9 ve DAX endeksi %1.4 değerlenerek günü sonlandırdı. FTSE 100 endeksinde %2.5 ile en çok değerlenen sektör tercihe bağlı tüketim malları ve %2 ile sanayi olurken enerji %1.5 ve sağlık %0.6 değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldu. 50 günlük hareketli ortalamasını kırmayı başaran dolar endeksi en yüksek 91.020 seviyesini gördüğü günde %0.5 değerli şekilde 90.910 düzeyinden işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimlerinin tamamı karşısında değerlenen dolar paritesi %0.68 ve %0.58 ile en çok İsviçre frangı ve İsveç kronu karşısında değerlenirken en az Avustralya doları karşısında değerlendi. 50 günlük hareketli ortalamasını test etmesinin ardından sert düşüş yaşayan Euro Dolar paritesi gün içerisinde en yüksek 1.2145 seviyesini test ederken Amerika seansının son saatlerinde %0.6 kayıpla 1.2060 seviyesinden alıcı buldu. Düşüşün devam etmesi durumunda kritik 1.20 seviyesi destek olarak takip edilecek. 1.3758 seviyesinden ikinci kez dönen sterlin dolar paritesi ise gün sonunda %0.3 oranında düşüşle 1.3662 seviyesinden fiyatlandı. Gümüşte yaşanan sert yükselişle birlikte değerlenmeye devam eden spot altın 200 günlük hareketli ortalamasının üstünde işlem görüyor. Gün içerisinde 1871 seviyesini test eden altının yükselişini sürdürmesi için 1880 direncini kırması gerekiyor. Seansın son saatlerinde %0.7 değerli şekilde 1860 düzeyinden alıcı buldu. Sert yükselişini sürdüren spot gümüş, gün içerisinde en yüksek 30.10 seviyesini test etmesine rağmen kapanışta açılış fiyatının %7.1 üstünde 28.94 seviyesinden işlem gördü. Amerikan hazine tahvilleri cuma günü getirilerde yaşanan oynaklığın ardından bugün daha yatay bir seyir izledi. 10 yıl vadeli kıymet gün genelinde 1.06 ile 1.08 bandında işlem görürken kısa tarafta getiriler günü %0.10 seviyesinde noktaladı. Türk Hazine Euro tahvilleri Cuma günü yaşanan alımların ardından yeni haftaya da pozitif başlangıç yaptı. Gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha güçlü performans bugün de devam etti. Yakın ve orta vade hazine kıymetleri daha iyi alım görürken uzun taraf geriden takip etti. 5 ve 10 yıl vadeli kıymetler sırasıyla %4.25 ve %5.50 seviyelerinde kapanış yaptı. 5 yıllık ülke risk primi de Cuma gününe göre 5 baz puan düşüşle 305'ten kapanış gerçekleştirdi şirket tarafında uzun vade sinir kıymetlere yabancı talebi bugün de sürdü. Ziraat Bankası 2026 vadeli kıymet günü 10 bas puan düşüşte %5.30 bölgesinde noktalarken daha kısa vade kıymetlerde bir süredir azalan lokal talebi tekrar görülmeye başlandı. Uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde de yükseliş daha yavaş bir hızla devam etti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun. Bireysel yatırımcıların kısa pozisyonlara karşı başlattığı spekülatif alımlar etkisini yitirirken, düşen volatilite ile birlikte Amerika endeksleri günü değerlenerek sonlandırdı. Endekslerdeki yükselişin bir başka nedeni ise daha büyük bir destek paketi beklentisi oldu. Çoğunluk lideri Schumer, dün Demokrat Başkan Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık teklifini Cumhuriyetçi senatörlerin oyları olmadan geçirmesine izin verecek bir sürece başlayacağını söyledi. Hisse senetleri yükselmeye devam ederken, Bank of America stratejistleri yükselişle ilgili bir uyarıda bulundular ve bir sat sinyalinin yakın olduğunu söylediler. Amerika endekslerine baktığımız zaman Dow Jones endeksi %1.6, S&P 500 endeksi %1.4 ve Nasdaq endeksinin %1.6 oranında değerlendiğini görüyoruz. Dow Jones Endeksinde en çok değerlenen sektörler %3.5 ile ham madde ve %3.3'le ile finans sektörü olurken, sağlık ve temel tüketim sektörleri %0.5 değerlenerek en zayıf performansı sergiledi. Amerika destek paketlerine ilişkin iki partinin işbirliğini işaret eden sinyaller ve spekülatif hareketlerin azalmasıyla birlikte Avrupa endeksleri dün günü değerlenerek sonlandırdı. Eurostox 50 endeksi %1.7, FTSE 100 endeksi %0.8 ve DAX endeksi %1.6 oranında primlendi. DAX endeksinde ise %2.5 ile tercihe bağlı tüketim malları ve %2.3 ile finans en çok değerlenen sektörler olurken, sağlık endeksin değer kaybeden tek sektörü oldu. Teşvik paketine ilişkin umutların artmasıyla birlikte dolar endeksi dün gün içerisinde en yüksek 91287 seviyesini görürken Amerika seansının son saatlerinde %0.26 primli şekilde 91100 seviyesinden işlem gördü. Yükselişini sürdürmesi durumunda bir sonraki karşılaşacağı direnç 100 günlük hareketi ortalama seviyesi olan 91933 olacaktır. Gelişmiş ülke para birimleri arasında Japon yeni karşısında %0.15 değerlenen Amerikan doları, Kanada doları karşısında %0.32 değer kaybetti. Düşüşünü sürdüren euro dolar paritesi dün gün içerisinde en yüksek 1.2088 seviyesini görmesine karşın gün sonunda %0.20 düşüşle 1.2035 seviyesinden alıcı buldu. Amerika seansının açılışından sonra değer kaybederek en düşük 1.3611 seviyesini test eden Sterlin dolar paritesi yatay negatif şekilde 1.3660 seviyesinden fiyatlandı. Gümüşte yaşanan sert düşüşe eşlik eden spot altın gün içerisinde en yüksek 1864 dolar seviyesini test etmesine rağmen gün sonunda %1.3 kayıpla kritik 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1852 doların altında 1836 düzeyinden fiyatlandı. Spekülatif hareketlerle son 3 seansta %18 civarı değerlenen spot gümüş sert düşüş yaşadı. Gün içerisinde en yüksek 29.05 dolar seviyesini test eden gümüş, Amerika Birleşik Devletleri seansının son saatlerinde %8.8 düşüşle 26.50 dolar seviyesinden işlem gördü petrol üreticilerinin talebe paralel olarak üretimi düşürdüklerini göstermelerinin yanı sıra destek paketiyle ilgili olumlu gelişmeler petrol fiyatlarını 12 ayın zirvesine taşıdı. Gün içerisinde en yüksek 55.26 dolar seviyesini test eden Mart vadeli WTI petrol kapanışta %2.40 değerli şekilde 54.85 dolar seviyesinden fiyatlanırken Nisan vadeli Brent petrol %2.20 yükselerek 57.62 dolar düzeyinden fiyatlandı. Dün Amerikan 10 yıllık tahvillerinde satış baskısı öne çıkarken getiriler gün içerisinde 1.12 yakınlarına yükseldi ve son 10 günün tepe noktaları test edildi. Banka kıymetlerinde de alımlar öne çıkarken likidite azlığının da etkisiyle sermaye benzeri kıymetlerde yükselişler dikkat çekti. Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası 2026 vadeli senior kıymet 5.65, İş Bankası 2030 vadeli sermaye benzeri kıymetse 6.97 getiri seviyesinden işlem gördü. Yapı Kredi'nin yeni ihraç ettiği 2031 vade sermaye benzeri kıymetse 7.43 getiri seviyesinden günü sonlandırdı. Amerika hisse senedi piyasaları, güçlü federal harcama paketine yönelik artan beklentilere paralel yükselişini sürdürdü. Hazine Bakanı Yellen, kapsayıcı bir yardım paketi çıkarılması durumunda Amerika'nın 2022'de istihdam hedeflerine yeniden yakınlaşabileceğini söyledi. Yorumların ardından S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yeni vaka oranlarındaki yavaşlama risk iştahını artırırken, Citigroup'un küresel riskten kaçınma göstergesi geçtiğimiz yıldan bu zamana kadarki en düşük seviyeye geriledi. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü sırasıyla %0.76, %0.74 ve %0.95 oranlarında değer kazanımlarıyla sonlandırdı. Dow Jones Endeksinde en çok değerlenen sektör %3.6 ile iletişim hizmetleri olurken, enerji hisselerinde %2.5 oranında görülen primler dikkat çekiciydi. En kötü performansı sergileyen sektör ise %0.2 düşüşle tercihe bağlı tüketim malları oldu. Haftanın ilk iş gününde artan destek paketi beklentileriyle Avrupa endeksleri günü değerlenerek sonlandırdı. Eurostox 50 %0.3, FTSE 100 endeksi %0.5 değerlenirken DAX endeksi yatay pozitif şekilde kapandı. FTSE 100 endeksinde enerji sektörü %2.4 artışla en iyi performansı sergileyen sektör olurken, ham madde ve teknoloji hisseleri sırasıyla %0.2 ve %1.1 oranlarında primlendi ve endeksi yukarı taşıdı. İletişim hizmetleri ve altyapı sektörleri sırasıyla %0.9 ve %0.7 oranlarında değer kaybederek endeksi aşağı çekti. Raporlarda Güney Afrika mutasyonuna karşı şirketin aşısının zayıf performans sergilediği ortaya çıkan AstraZeneca, sonbahara kadar etkili bir çözüm bulacağını açıklamasının ardından seansı yatay pozitif tamamladı. Amerikan doları G10 para birimlerine karşı karışık bir günü geride bıraktı. Avustralya doları, Kanada doları ve Japon yeni gibi para birimlerine karşı değer kaybederken, İsveç kronuna karşı değer kazandı. Amerika hisse senedi piyasalarının açılmasıyla birlikte 90-96 seviyesinde yön bulmaya çalışan dolar endeksi, hisse senedi piyasalarının kapanışına doğru seyrini bozmadı. Mario Draghi, milletvekillerine ortak bir euro bölgesi bütçesini İtalya için bir politika önceliği haline getireceğini söyledi. Eski Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı Draghi, İtalya'nın Avrupa Birliği'nin kurtarma paketindeki 209 milyar Euro'luk payına odaklanan ve daha fazla yatırımı öne çıkaran bir programın altını çizdi. Euro dolar paritesi 1.2020'yi gün içinde en düşük seviye olarak görmesine karşın, Amerika hisse senedi piyasaları kapanışına doğru 1.2050 seviyesinde yatay hareket etti. Sterlin dolar paritesi öğle saatlerinde gelen satışla 1.37 seviyesinin altına inmesine karşın günü 1.3740 seviyesinde yatay sonlandırdı. Değerli metallerden spot altın ve gümüş sırasıyla %1 ve %1.3 civarı primlerle öne çıktı. Spot altın, önemli hareketli ortalamaların altında işlem görmeye devam etmesine karşın, birinci hedef olan 1840 direnç seviyesiyle arasındaki makası daraltmaya başladı. Bir yıldan fazla bir süredir %2'lik getirinin üzerine çıkamayan Amerikan 30 yıllıklarında seviye bugün görülmesine karşın, getiriler kalıcı olamadı ve 3 bas puan gerileyerek %1.94 seviyesinde fiyatlandı. Seansın genelinde satıcılı seyreden Amerikan 10 yıllıkları ise günü %1.17 seviyesinde tamamladı. Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve ülkenin yeni başbakanı Draghi'nin İtalya finans piyasalarına getirdiği olumlu hava devam ediyor. 10 yıllık İtalya getirileri 2,5 bas puan geri diyerek %0.506 seviyesine yerleşirken aynı vadeye sahip Birleşik Krallık tahvilleri ise yarım bas puan daralarak %0.473 seviyesinde işlem gördü. Almanya kıymetleri ise günü yatay tamamladı. Türk hazine euro tahvilleri, Amerikan tahvil getirilerindeki performans ve Türk lirasında görülen satışlarla birlikte haftaya satıcılı başladı. 5 ve 10 yıllık getiriler 5 baz puan civarında genişlerken, 5 yıllık ülke risk primi de 5 baz puan artarak 291'e yükseldi. Şirket tarafında benzer hafif düşüşler görüldü. 2026 vadeye sahip Ziraat Bankası kıymeti %4.91, İş Bankası 2030 ise %6.64 seviyesinde fiyatlandı. Dün majör Avrupa endekslerinde zayıf kapanışlar izlenirken, Amerika endekslerinde ise genel olarak yatay artıda bir seans yaşandı. Amerika tarafında yüksek miktarlı bir teşvik paketine yönelik iyimserlik artmaya devam ederken, S&P 500 endeksli psikolojik hedef olan 4000 seviyesine bir adım daha yaklaştı. Piyasada Covid salgını devam etse de toparlanmanın olumlu yönde ilerliyor olması risk iştahını da pozitif etkiliyor. Ayrıca bilançoların beklenti üzerinde gelmesi önemli katalizörler arasında olurken enflasyon beklentilerinin artış gösteriyor olması endeksleri biraz yavaşlattı. Bilanço durumuna baktığımızda S&P 500 endeksinde 304 şirket bilançosunu açıklarken bir önceki yıla göre satışlar %2.75 ve hisse başı kar %6.55 artış gösterdi. Bilanço sezonu öncesi beklentiler azalma yönünde olurken sezonun oldukça iyi geçtiği görülüyor. S&P 500 endeksinde telekom sektörü öncülüğünde %0.38'in üzerinde alış görülürken, enerji ve temel maddeler eksi %1.44 ve eksi %0.51'lik kayıpla en çok değer kaybeden sektör oldu. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 10 günlük ortalamanın %20 altında gerçekleşti. Avrupa tarafında endeksler satış ağırlıklı işlem gördü. İşlem hacimleri en son 10 günün ortalamasının yaklaşık %20 altında gerçekleşti. DAX endeksi eksi %1'e yakın kayıpla negatif alanda kapatırken, altyapı ve teknoloji eksi %1 gerileyerek endeksi en çok aşağı çeken sektörler olurken, en çok kazandıran sektör %0.39 ile emlak sektörü ve %0.28 ile takdirsel tüketim sektörü oldu. Endekste yer alan 6 hisse değer kazanırken 24 hisse de değer kaybetti. Bugün Amerika tarafında mortgage başvuruları, Tüketici enflasyonu, haftalık ve saatlik ortalama kazançlar verisi yer alacak ve takip edilecek. Amerika'da geçtiğimiz cuma günü başlayan satışlar bugün de devam etti. G10 para birimlerinin tümüne karşı zayıf performans sergileyen Amerikan dolarının günlük kaybı %0.50 seviyelerinde olurken Amerikan Hazine tahvil getirilerinin daralması da euro ve Japon yeni adımına destek oldu. Euro-Dolar paritesi 1.20.50 seviyesinde açılış yaptıktan sonra tüm seans boyunca artıda işlem görerek 1.21.20 ile gün içi zirvede kapanış yaparken Amerikan Doları Endeksi 50 günlük hareketli ortalaması olan 90.48'i tekrar aşağı kırdı. Spot altında toparlanma devam etti. Dolarda geçtiğimiz haftaya kadar olan alımların altına negatif yansıması sonrasında Kasım ayı sonundan bu yana görülen en düşük seviyelerden gelen alımlar Amerika'da artan enflasyon beklentilerinin de etkisiyle devam etti. Gün içinde 1848 dolara kadar yükselen spot altın, kapanışı 1836 dolar seviyesinde yaptı ve peş peşe 3. seansı da artıda noktaladı. Mali destek paketi ve ekonomik toparlanmaya dair beklentilerin de etkisiyle kuvvetli performans gösteren petrol, dün de alıcılı işlem gördü. Amerikan hazine tahvilleri dün biraz daha alım ağırlıklı işlem gördü. 10 yıl vadede %1.20, 30 yıl vadede ise %2 seviyelerinin görülmesi getiri arayanlar için tahvillere giriş noktası olarak kullanıldı. 10 yıl vadeli tahvil %1.14 ila %1.17 bandında işlem görürken 2 ila 10 yıl vade getiri makası 104 bas puana geriledi. Türk Hazine Euro tahvilleri önceki gün yaşanan satışların ardından dün daha hafif satışlarla düşüşe devam etti. Getiri eğrisinde 1 ila 2 bas puan genişleme olurken, 5 ve 10 yıl vadeli tahviller sırasıyla %4.22 ve %5.43 getiri seviyelerinde kapanış yaptı. Ülke risk primi ise 4 bas puan artarak 295'e yükseldi. Şirket kıymetleri hazineye göre daha güçlü işlem görmeye devam etti. Sermaye benzeri kıymetlerde hem lokal hem yabancı aktivitesi devam ederken, kısa vade kıymetlere de yerli ilgisi sürdü. Ziraat Bankası 2026 vadeli kıymet %5 seviyesinin altına daralırken, İş Bankası 2030 kıymeti %6.60 bölgesinde kapanış yaptı. Beklentilerin üzerinde açıklanan Amerika işsizlik başvurularının ardından Amerika endeksleri dün güne satıcılı başladı. Pelosi, meclisin 1.9 trilyonluk teşvik paketini önümüzdeki hafta sonuna kadar geçirmeyi hedeflediğini söyledi. Haberin ardından kayıplarının bir kısmını geri kazanan Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri Sırasıyla %0.38, %0.44 ve %0.72 oranlarında değer kayıplarıyla sonlandırdı. Kongre'deki Demokratlar, Başkan Biden tarafından desteklenen kapsamlı bir göçmenlik yasa tasarısını öne çıkardı. 1 Ocak tarihine kadar Amerika'ya gelen belgisiz göçmenler için 8 yıllık bir vatandaşlık yolunu açan tasarının yasalaşabilmesi için Senato'da yer alan en az 10 Cumhuriyetçinin oyu gerekiyor. 27 üye ülke adına ticaret anlaşmalarını müzakere eden Avrupa Komisyonu küresel ticarette daha iddialı bir konuma sahip olabilmek için adımlar atmaya hazır. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Avrupa Birliği çok taraflı ticaret anlaşmaları için büyük bir çaba sarf etmesine rağmen, Donald Trump'ın önderliğindeki Amerika, Avrupa Birliği ürünlerine gümrük tarifeleri uygulamıştı ve Avrupa'da otomobil üreticilerini ek vergiler uygulamakla tehdit etmişti. DAX, Eurostox 50 ve FTSE 100 endeksleri günü sırasıyla %0.16, %0.51 ve %1.40 oranlarında kayıplarla tamamladı. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün sadece ikisi günü kazanımlarla tamamlarken, enerji ve iletişim hizmetleri hisselerinde sırasıyla %2.27 ve %0.75 oranlarında görülen kayıplar endeksi aşağı çekti. Altyapı sektörü ise %0.55 oranındaki primlerle endeksi destekledi. Dax endeksinde yer alan 10 sektörden sadece ikisi günü değer kazanımlarıyla tamamlarken, sağlık ve altyapı hisselerinde sırasıyla %1.37 ve %1.11 oranlarında görülen satışlar endeksi aşağı çekti. Teknoloji ve takdirsel tüketim sektörlerinde sırasıyla %1.21 ve %1 oranlarında gerçekleşen alımlarsa endeksi destekledi. Haftalık bazda Amerikan işsizlik başvuruları 773 binlik tahminlerin oldukça üzerinde 861 bin seviyesinde açıklandı. Ocak ayı konut başlangıçları beklentilerin altında 1 milyon 580 bin olarak duyurulurken, inşaat izinleri ise beklentilerin üzerinde 1 milyon 881 bin seviyesinde gerçekleşti. Hollanda Ocak ayı işsizlik verisi bir önceki dönemin altında %3.6 seviyesinde gerçekleşirken, Avrupa Birliği bölgesi için paylaşılan Şubat ayı tüketici güven endeksi bir önceki dönemin altında eksi 14.8 seviyesinde duyuruldu. Piyasalar bugün Amerika, Almanya ve Avrupa Birliği'nin paylaşacağı hizmet, imalat ve Birleşik PMI verilerini yakından takip ediyor olacak. Amerika Ocak ayı konut satışları ise önem kazanacak bir diğer ekonomik veri. FOMC toplantı tutanaklarında yer alan enflasyon yükselişinden ziyade istihdama odaklanmalıyız ibareleriyle birlikte 91 seviyesini test etmeye hazırlanan dolar endeksi bir kez daha direnç seviyesini kıramayarak gün sonunda %0.44 kayıpla 9555'ten fiyatlandı. Aşağıda 50 günlük hareketli ortalaması olan 9042 seviyesi destek olarak takip edilmeye devam ediyor. Gelişmiş ülke para birimleri arasında %0.85 kayıpla en çok sterlin karşısında düşüş yaşayan dolar, Japon yeni karşısında ise %0.2 değer kaybetti. Önceki günkü kayıplarını geri alan euro dolar paritesi ise 100 günlük hareketli ortalaması olan 1.20 desteğinin üzerinde %0.4 oranında kazanımlarla 1.2090 seviyesinden alıcı buldu. Yükselişini sürdüren sterlin dolar paritesi ise gün içerisinde en yüksek 1.40 direncinin hemen altında 1.39.86 seviyesini test etmesinin ardından Amerika seansının son saatlerinde %0.8 primle 1.39.75 düzeyinden fiyatlandı. Gün içerisinde karışık seyir izleyen spot altın 1800 dolar seviyesinin altında işlem görmeye devam etti. Gün içerisinde en yüksek 1789 dolar seviyesini test eden altın Gün sonunda 1765 dolar desteğinin üstünde yatay negatif şekilde 1775 dolar düzeyinden alıcı buldu. Amerika'da yaşanan soğuk hava dalgası sebebiyle üretime ara veren rafinerilerin havaların normalleşmesinden sonra üretime başlamasının bir hafta sürebileceği haberi talep yönlü daralmayı işaret etti. Fiyatları etkileyen bir diğer önemli gelişme ise Amerika ham petrol stoklarının 7 milyon varilden fazla azalması oldu. Gün içerisinde en yüksek 62.26 seviyesini test eden Mart vadeli WTI petrol, gün sonunda kazançlarını geri vererek %1.8 kayıpla 60 düzeyinden alıcı buldu. Nisan vadeli Brent petrol ise %1.5 kayıpla 63.35 seviyesinden işlem gördü. 10 yıllık Amerikan tahvil getirisi dün kapanışa göre 2 bas puan yükselerek %1.29 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa bölgesi tahvillerinde ise İtalya 10 yıllık tahvilin getirisi 6.2 bas puan artarak %0.646'ya çıkarken Almanya ve İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi bir önceki güne göre yükselerek sırasıyla %0.35 ve %0.62 seviyesinden günü sonlandırdı. Türk hazine euro tahvillerinde ise alıcılı seyir hakimdi. 5 yıllık ülke risk primi 5.4 bas puan gerileyerek 287 seviyesinden işlem görürken 5 yıllık ve 10 yıllık kıymetlerin getirileri sırasıyla %4.21 ve %5.46 seviyesinden günü sonlandırdı. Banka ve şirket kıymetlerinde ise getiriler hafif de olsa daralmaya devam ediyor. İş Bankası 2030 vadeli kıymet %6.56 getiri seviyesinden işlem görürken 2031 vadeli yapı kredi kıymeti ise %6.43 getiri düzeyinden alıcı buldu. Dün ekonomik takvimin zayıf olduğu seansta piyasalar Fed Başkanı Powell'ın Senato'da gerçekleştirdiği sunumu odaklandı. Fed'in tahvil alım programını mevcut seviyede koruyacağına vurgu yapan Powell, imalat sektörü başta olmak üzere aşının da etkisiyle ekonomide toparlanmanın sürdüğünü ancak 12 aylık enflasyonun hala hedeflenen %2'nin altında kalmaya devam ettiğini belirtti. Özellikle son dönemde MTF fiyatlarında görülen yükseliş, enflasyon beklentilerinde yükselişi desteklemeye devam ediyor. Avrupa endekslerinde karışık seyir görülürken, Amerika endekslerinde satış dün de devam etse de kapanış öncesinde Dow Jones ve S&P günü pozitif alanda sonlandırmayı başardı. S&P 500 endeksinde telekomünikasyon, enerji ve finans yükselişe öncülük eden sektörler olarak öne çıktı. 30 günlük ortalamanın yaklaşık %20 üzerinde işlem hacmi görülen S&P 500 endeksi gün içerisinde 50 günlük ortalamasını test etse de kapanış öncesi toparlanarak 3881.37 ile %0.13 yükselişle günü tamamladı. Aşılama sürecinin sorunsuz şekilde sürmesiyle sanayi ve havacılık gibi sektörlerde satışlar sınırlı kalırken değerlemelere yönelik artan endişelerin de etkisiyle Nasdaq %0.50 geriledi ve bölge endekslerinden negatif ayrıştı. Eurostox 50 %0.29 geriledi. FTSE 100 ve Kakaran 40 %0.21 yükseldi. DAX endeksi ise günü %0.61 oranında düşüşle 13.864.81 seviyesinden tamamladı. Sanayi %1.86, IT %1.63 ve tercihli tüketim malları sektörü ise %1.35 geriledi. Finans %0.95, ham madde %0.47, altyapı sektörü ise %0.24 oranında yükseliş kaydetti endekste yer alan 30 hissenin 9'u değer kazandı. Amerika'da teşvik paketi görüşmelerinin odak noktası olduğu haftada altın hafif kayıpla işlem görürken kritik 1800 desteğinin üzerinde tutunmayı başardı. 1820 dolar seviyesi altın için ilk direnç noktası olarak öne çıkarken 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamanın kesiştiği 1850 ila 1860 dolar bandı oldukça güçlü bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacak ve bu bölge ocak başında yaşanan geri çekilmeden sonra kırılabilmiş değil. Dolar endeksi dün sabah saatlerinde kritik 90 seviyesinin altına 89.94 seviyesine kadar gerilese de burada kalıcı olamayıp gün içinde Powell'ın konuşması öncesinde 90.26 seviyesine kadar yükseldi. Powell'ın oldukça güvercin olan konuşmasında Amerika ekonomisine verdikleri desteği geri çekmeye yakın olmadıklarını belirtmesi üzerine hızlı bir şekilde 90.01 seviyesine kadar gerilese de daha sonra gelen alımlarla günü 90.13 seviyesinden hafif pozitif sonlandırdı. 1.21.57 seviyesinden açılış yapan Euro dolar paritesi ise gün içinde en yüksek 1.2180 en düşükse 1.2135 seviyesinden işlem gördü ve günü 1.2150 seviyesinden hafif satıcılı sonlandırdı. Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi ise sterlin oldu. Güne 1.4063 seviyesinden başlayan sterlin dolar paritesi gün içinde en düşük seviye olan 1.4054 seviyesinden sonra gelen alımlarla 1.4117 seviyesine yükseldi ve günü %0.35 değer kazanarak 1.41-12 seviyelerinden sonlandırdı. Dün akşam saatlerine kadar 1.35 ila 1.38 bandında hareket eden 10 yıllık Amerikan tahvilinin getirisi Powell'ın konuşması öncesinde 1.38.75 seviyesine kadar yükselip Powell'ın güvercin konuşması sonrasında 1.34 seviyesine kadar geriledi ve günü 1.36 seviyesinde yatay sonlandırdı. Powell ekonomide önemli bir ilerleme kaydedilene kadar tahvil alımlarına en azından mevcut hızda devam edeceklerini söyledi. Dün gerçekleşen iki yıllık tahvil ihracındaysa getiri seviyesi tarihi düşük seviye olan %0.125'ten gerçekleşti. Avrupa bölgesi tahvillerinin hepsinde ise satıcılı seyir hakimdi. İtalya 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 5 baz puan, Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi ise 2 baz puan erterek sırasıyla %0.64 ve eksi 0.32 seviyesinden işlem gördü. Türk hazine euro tahvillerindeki satıcılı seyir hızı azalsa da dün de devam etti. 5 yıllık ülke risk primi 4 baz puan yükselerek 294 seviyesinden işlem görürken 5 yıllık ve 10 yıllık kıymetlerin getirileri sırasıyla %4.40 ve %5.69 seviyesinden günü sonlandırdı. Banka ve şirket kıymetlerinde ise yine yatay seyir hakimdi. Mevduat benzeri kısa vadeli senior kıymetlere yerli talebi yüksek olurken uzun vade sermaye benzeri kıymetlerdeki yabancı talebi dün de devam etti. Halkbank 2021 vadeli sinir kıymet %3.67 getiri seviyesinden, İş Bankası 2030 vadeli kıymet ise %6.55 getiri seviyesinden işlem gördü. Amerika hisse senedi piyasaları, önceki günkü satıcılı seyrine dün de devam etti. Seans öncesinde değer kazanımlarını işaret eden vadeli endeks kontratları, beklentilerin oldukça altında gelen istihdam verileriyle birlikte yönünü aşağı çevirdi. Rusya, salı günü geç saatlerde Amerika tarafından uygulanan yeni yaptırımları reddetti ve Başkan Joe Biden ve yönetiminin hamlesinin düşmanca olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı dün gece yaptığı açıklamada, ikili ilişkileri daha da kötüleştiren adıma misilleme yapılabileceğini söyledi. Raporlara göre Biden COVID-19 teşvik paketi kapsamında 1400 dolar ödeme alması beklenen kişi sayısını sınırlamayı kabul etti. Programdan yararlanmak için uygun görülen maksimum gelir düzeyi seviyesinin daha düşük bir yere çekilmesi planları dahilinde 12 milyon Amerikalının çeklerden yararlanamayabileceği konuşuluyor. Satışların kapanışa doğru hızlandığı seansta Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0.39, %1.31 ve %2.7 oranlarında değer kaybetti paylaşılan olumlu rakamlara paralel FTSE 100 endeksi günü %0.93 oranında artıda tamamlarken DAX ve Eurostoxx 50 endeksleri sırasıyla %0.29 ve %0.14 oranlarında primlendi. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün sadece 3'ü günü değer kazanımlarıyla tamamlarken teknoloji ve takdirsel tüketim hisselerinde %2.5'e yakın gözlenen satışlar endeksi aşağı çekti. Enerji ve finans sektörleri ise sırasıyla %1.43 ve %0.75 oranlarında değerlenerek endekse destek oldu. DAX endeksinde yer alan 10 sektörün 3'ü günü değer kazanımlarıyla tamamlarken, altyapı ve sağlık hisselerinde sırasıyla %2.01 ve %1.06 oranlarında görülen satışlar endeksi aşağı çekti. Takdirsel tüketim ve sanayi sektörleri %1.8 civarında primlenirken, finansallarsa %1 oranında değer kazandı ve endekse destek oldu. FTSE 100 endeksinde yer alan sağlık ve teknoloji hisseleri %0.8 civarında değer kaybederek endeksi baskılarken, takdirsel tüketim ve iletişim hizmetleri sektöründe %2 üzerinde gerçekleşen kazanımlarsa endeksi yukarı taşıdı. Avrupa bölgesinde bugün takip edilecek önemli bir ekonomik veri bulunmazken, Amerika'nın duyuracağı haftalık bazda işsizlik başvuruları, Ocak fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinde bir revizyona gidilip gidilmeyeceği önem kazanacak. Dün güne 9792 seviyesinden başlayan dolar endeksi, kritik 91 seviyesine kısa süreliğine aşsa da kalıcı olamadı ve 9094 seviyelerinden günü pozitif sonlandırdı. 1.2091 seviyesinden açılış yapan euro-dolar paritesi ise gün içinde 1.2110 seviyesine kadar yükseldikten sonra gelen satışlarla 1.2043 desteğine geriledi fakat günü %0.20 değer kaybederek 1.2067 seviyesine seviyelerinden sonlandırdı. Dolar karşısında değer kaybetmeyen tek G10 para birimi Sterlin oldu. Gün içinde en yüksek 1.4006 seviyesini gören Sterlin dolar paritesi günü 1.3957 seviyesinden yatay sonlandırdı. 1740 dolar seviyesinden açılış yapan spot altın, Amerika faizlerindeki yükselişle beraber hazirandan beri düşük seviye olan 1702 seviyesini test etti ve daha sonrasında gelen alımlarla günü %1.20 değer kaybederek 1715 dolar seviyelerinden sonlandırdı. 50 günlük hareketli ortalaması olan 26.50 dolar seviyesini aşağı yönlü kıran spot gümüşse gün içinde en düşük 25.84 dolar seviyesini gördü ve günü 26.19 dolar seviyesinden %2.15 değer kaybederek sonlandırdı. Haftalık bazda açıklanan ham petrol envanterlerinde 735 bin varil gerileme beklentisine karşın 2.15 milyon varil yükseliş duyuruldu. Benzin stoklarında ise tam tersi bir tablo gözlendi ve beklentilerin altında 1.36 milyon varil düşüş kaydedildi. Nisan vadeli WTI petrol %2.58 değer kazanarak 61.28 dolar seviyesinden fiyatlanırken, mayıs vadeli Brent petrol %2.22 yükselerek 64.07 dolar seviyesinden alıcı buldu. İki gündür sakin olan Amerika tahvil piyasasında haftanın üçüncü gününde kuvvetli satışlar hakimdi. Powell'ın bugünkü konuşması öncesinde Amerikan 10 yıllık tahvilin getirisi bir önceki güne göre yaklaşık 8 bas puan yükselerek %1.47 seviyesinden işlem gördü. Avrupa bölgesi tahvillerinde ise Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi 7 bas puan yükselerek eksi 0.290 seviyesinden işlem görürken, İtalya 10 yıllık tahvilin getirisi ise yaklaşık 8 baz puan yükselerek %0.75 seviyesinden günü sonlandırdı. Günün büyük kısmında yatay negatif seyreden Türk hazine euro tahvillerinde ise dün akşam saatlerinde satışların hızlanmasıyla beraber getire eğrisi 10 ila 15 baz puan civarında genişledi. 5 yıllık ülke risk primi bir önceki güne göre 8 baz puan yükselerek 317 seviyesinden işlem görürken 5 ve 10 yıllık tahvillerde sırasıyla %4.65 ve %5.96 seviyesinden günü sonlandırdı. Banka ve şirket kıymetlerinde ise hazine kıymetlerine göre sınırlı da olsa satışlar hakimdi. Yapı Kredi Bankası 2000 2022 vadeli senior kıymet %3.35 getiri seviyesinden işlem görürken İş Bankası 2030 vadeli sermaye benzeri kıymet %6.88 getiri seviyesinden işlem gördü.